arkadaşlar. Peki Osmanlı sultanları özellikle 18. yüzyıla kadar, sonlarına kadar yabancı elçileri nasıl kabul ediyordu? Mesela diyelim ki Venedik'ten geldiniz, Fransa'dan geldiniz, İngiltere'den geldiniz. Öyle kolay kolay Osmanlı sultanıyla hemen görüşemezsiniz. Asla. Belki bir ay, belki iki ay beklersiniz ama Müslüman bir elçiyseniz çok bekletilmiyorsunuz. Hemen kabul ediliyorsunuz arkadaşlar. Peki nasıl kabul ediliyordu? Bunun için gönüllü misafirlere ihtiyacım var. Gel hocam. Gönüllü olmadı peki ama. Evet. Gel hocam siz de. Böyle bir kolay taşınabilir. Biri olsun ama yok büyük olacak. Evet. Var mı hocam? Gönüllü var mı? Yasir hocam gel. Onu şöyle rahat takının. Tamamdır. Şimdi şöyle yapalım. Siz ortaya geçin. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bu Venedik elçisi dedi ve Osmanlı Sultanı kabul edecek kendisini. Nasıl kabul ediliyor? İki tane aka var. Padişahın yanında bir zülüflü baltacı var. Şöyle gelin. Şöyle. Kılıcı böyle her zaman açık tutuyor. Padişah burada oturuyor. Şöyle bir işaret verse elçi gidebilir. Değil mi? Doğru mu? Çünkü kılıcı da kesebilir kafasını. Elçi bir takım enanevi noktalara dikkat etmesi gerekiyor. İyi biliyor. Kendisine öğretiliyor zaten daha önceden. Nasıl? Bir kere böyle ayaküstü giremez. Bu iki tane aka ne yapacak? Tutun hocam kolundan. Kolundan tutun. Girin. Dizinizi çökün. Çökün dizinizi. Başınızı eğin. Böyle. Şimdi sürüyün hocam. Sürüyün. Sürüyün hocam dediğimi yapın. Yasir hocam yapın. Tamam. Aynen. Bu şekilde. Bu şekilde elçi kabul ediliyor arkadaşlar. Elçi konuşurken asla ve asla padişahın yüzüne bakamaz. Padişah da böyle gözlük takmaz tabii. O da onu söyleyeyim. Onu da söyleyelim. Bu şekilde arkadaşlar durur. Konuşurken yanında tabii bir sadrazam vardır. Sadrazama doğru konuşur. Sadrazam da padişaha aktarır. Padişah da sadrazama konuşur. Sadrazam da elçi arkadaşlar. Eğer elçi bakmaya çalışırsa arkadaşlar, bakmaya çalışırsa yanındaki bu abimiz gibi bir kara ne yapar? Aka daha doğrusu. Burnunu kırar. Nitekim Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın böyle bir şey yaptığını tarihi kaynaklardan biliyoruz. Osmanlı